Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Öncel Narin, Kayseri'nin ulaşım sorununu değerlendirdi. Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki köprünün uzun zaman olmasına rağmen bitirilmemesini eleştiren Narin, Çanakkale Köprüsü bitti, Hulusi Akar Bulvarı bitirilemedi dedi. Kayserimizin son günlerdeki trafik sorunu malum, hatta son yıllardaki trafik sorunu malum. Ben bunu her platformda dile getirmeye çalıştıkça maalesef yöneticilerimiz bu trafik sorunu konusunda bir çözüm bulmaktan ziyade zenginleştik tarzı cevaplarla geçiştiriyorlar. Özellikle de Hulusi Akar Bulvarı'ndaki Erciyes Üniversitesi'ne giden kesişme noktasındaki tünel bir türlü bitirilemedi. Bu konuda vatandaşların çok şikayetlerini alıyoruz. Çünkü sağdan soldan nereden gideceğiniz belli olmadığı için araçların ne yönden geleceği, ne tarafa gideceği belli değil. Pat diye birden önünüzde trafik kapanıyor. Bir bariyer kazalara neden oluyor. Dolayısıyla biz burasının bir an evvel yetkililer tarafından artık bitirilip Kayseri halkının hizmetine sunulmasını bekliyoruz. Çanakkale Köprüsü bitti, hala bizim Hulusi Akar Bulvarı'ndaki köprü bitmedi. Bu nedir, ödenek mi yoktur ya da müteahhide karşı ödenek mi yapılmadı? Bunların çözümünü bulup bir an evvel halkımızı mağdur etmeden daha fazla bunun çözümünü bulmasını istiyoruz belediyemizden. İkinci bir husus, sabah trafiğe girmişken söyleyelim, öğrencilerimiz okula giderken biliyorsunuz yaz saati uygulaması sürekli devam ediyor. Bu konuda da çocuklarımız kalktığı zaman karanlık bir ortamda kalkıyorlar. Karanlık ortamda kalktığı zaman ne oluyor? Okula giderken sanki gece yarısı okula gidiyor gibi bir izlenim var ve bu konuda da trafik ışıkları sönüyor sabah. Özellikle belediyeden ricamız şu: çocuklarımızı, gençlerimizi mağdur etmeden, işe giden vatandaşlarımızı mağdur etmeden, evet tasarruf yapabiliriz ama bir tane vatandaşımızı, gencimizi mağdur ettiğimize de değmez bu. Çünkü işe giden karanlıkta gidiyor, çocuklarımız karanlıkta okula gidiyorlar ve bulvardaki ışıklar sönüyor. Bunlar da kazalara neden oluyor. Ben buradan Büyükşehir Belediyesi'ne ricada bulunmak istiyorum, belediye başkanımıza, Sayın Büyükkılıç'a. En azından ana arterlerde sabah gün ışığına kadar trafik ışıklarının yanmasını ve işe giden ve okuluna giden öğrencilerimizin mağdur olmamasını, özellikle Kayseri'yi yöneten yöneticilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere milletvekillerimizden de rica ediyoruz. Çünkü gençlerimiz ve işe giden vatandaşlarımız kazalara mazur bırakılmasın, mağduriyet yaşanmasın. Burası Kayseri, yani ufak tefek hesaplarla biz bu işleri yapmayalım, vatandaşımızı da mağdur etmeyelim diyoruz. Karanlıktan çıkartalım vatandaşımızı, aydınlığa kavuşturalım. Bunun sloganı da bu olsun. Suriyeliler biliyorsunuz Kayseri'de son zamanlarda bizim en önemli gündemlerimizden birisini oluşturuyor. Çünkü duyduğumuz, vatandaşlarımızdan duyduğumuz şikayetler bize hat safhada ne diyorlar? Diyorlar ki Sahabe Mahallesi Kayseri'nin göz bebeklerinden bir tanesi. Kentsel dönüşüm yapılıyor. Orasını elit bir hale getirmeye çalışırken biz oraya giderken sanki Suriye'nin bir şehrine, Halep, yani Halep'e gidiyoruz diyorlar. Eskişehir Bağlarına giderken Şam'a gidiyoruz diyorlar. Ve Küçük Mustafa'ya giderken de Rakka gibi, yani böyle şeyleri, Suriye'nin şehirlerini sayıyorlar. Bu benim için çok acı bir durum ve vatandaşlarımız için de acı bir durum ve güvenlik sorunu oluşturuyor. Kayseri'nin en kıymetli yerlerinde iş yeri açmışlar, iş yerlerinde rahatça hareket ediyorlar ve vatandaşlarımıza bir güvenlik sorunu oluşturuyorlar. Evet, misafir bizim başımızın tacıdır, ensar muhacir bizim başımızın tacıdır ama biz diyoruz ki artık bunların da kendilerine gelip böyle buraları Suriye şehri olarak andırılmasına müsaade edilmemesi lazım. Çünkü Kayseri bizim Kayserimiz, şehir bizim şehrimiz. Onlara daha rahat hareket edebilecekleri bir yerde, daha böyle güvenlik sorunu oluşturmayan, kendilerinin yaşam kültürüne uygun bir site halinde bir yer yapılıp çözüm bulunması biz buradan öneriyoruz. İnşallah en yakın zamanda buna çözüm bulunur. Kitap fuarı yapıldı Kayseri'de biliyorsunuz. Bu hafta yapılıyor, hala devam ediyor. Biz bu kitap fuarlarını sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü Kayseri olarak bir kültür mirasının üzerinde oturuyoruz ve kültür hazinesinin üzerinde oturuyoruz. Selçuklu'dan gelen bir hazine bu bize. Biz bunun kıymetini bilmemiz lazım. Buna göre şehri imar etmemiz lazım. Buna göre yaşam seviyesini ayarlayıp vatandaşlarımızı buna göre yaşam kalitelerini artırmamız lazım. Refaha kavuşturmamız lazım.
Dolayısıyla biz bu tür etkinlikleri, özellikle gençlerimizin kitaba yönelmesini ve kitap okumasını çok önemsediğimiz için kitap fuarları yılda bir kez değil, çeşitli zamanlarda yapılmasını arzu ediyoruz. Ve buradaki gelen yazarların da her tür kesimi hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bütün Türkiye'deki edebiyatçılar, yazarların tamamının burada temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve yıl boyunca zaman zaman bu tür yazarları ve edebiyatçıları Kayseri'de sosyal faaliyetler olarak da görmemizi, sadece kitap fuarında değil de sosyal faaliyetlerde de buluşturmamızı inşallah öneriyoruz. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Menduh Büyükılıç'a. Burada bir eleştiri de diğer siyasi partilerimize yapmak istiyorum. Evet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız bir kitap fuarı düzenlemiş ve Kayseri'ye bir böyle bir ilim, kültür hazinesi olarak demiş ki biz bu yazarlarımızı, efendim edebiyatçılarımızı buluşturalım demiş. Bizim destek vermemiz gerekirken burada da siyasi bir kaygıyla maalesef açılışa hiçbir siyasi partiden temsilcinin katılmadığını gördüm. Ben oradaydım çünkü açılışta. Bence bir siyasi parti il başkanı veyahut da siyasi partinin temsilcileri bu tür etkinliklerde ve kitap, özellikle kitap fuarı diyoruz, gençlerimizin aydınlığını, ilerisini ilgilendiren böyle yazarların geldiği ve edebiyatçıların geldiği bir ortama, gençlerimizi yönlendirecek insanların burada olmasını olduğu bir ortama siyasi parti il başkanları katılmıyor. Ama herhangi bir küçük açılışlarda hepimiz yarışıyoruz ki oraya katılayım, protokole oturayım diye. Ben buradan bu konuyu da fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederken diğer siyasi parti il başkanlarına da eleştirimi sunuyorum. Burada bari siyaset yapmayalım. Biz Yeniden Refah Partisi olarak dediğimiz gibi doğruya doğru, eğriye eğri siyasetinden vazgeçmeyeceğiz. Ve ben davetim olmadığı halde, hiçbir şekilde davet edilmediğim halde kitap fuarına gittim ve orada yerimi aldım. Çünkü gençler, bizim gençlerimiz, oradaki katılan edebiyatçılar, şairler, yazarlar, hepsi bizim bize yön veren, gençlerimize yön veren insanlar. Dolayısıyla biz Kayserimizi onların karşısında temsil etmemiz gerekirken maalesef yine siyasi